İnanmayanlar değil, anladı. Diyor ki,
Nefes alma 500 dolara veriyorum. Nefes almak için 500 dolar ödedim. Oksijen tüpünü taktılar. Biz bundan önce hiç para ödemezdik. Allah-u Teala'nın vermiş olduğu bu havayı, bu nefesi bol bol alırdık. Ama ödemezdik. Anladın Allah? Bunu İnanmayanlar itiraf ediyor, inanmaya başlıyor. Ey kardeşim sen de inan. Ey kardeşim sen de bak. İbadetten uzaktır, anla artık. Namazsız bir hayatım vardı. Elini, yüzünü, abdest uzuvlarında yıkamazdım. Günde 5 defa, 3 defa. Anla artık. Anla artık. Kurtuluşum, sağlığım, sıhhatim, mutluluğum Allah'a kul olmaktan geçiyormuş diye anladım ya. Anladım Allah. Tevbe ettim Allah. Bilmem kaç cuma geçti. Ömrümden gitmedim, gelmedim Allah'ın huzuruna, durmadım. Bir elimi yüzümü yıkayıp abdestimi alıp Allah'ın huzuruna varmadım. Dedin artık, dedin, anladın diye. Anlardım. Öyleyse dünyayı basıp kavuran bu hastalık milyonların üzerindeki aramızdan alıp götürdüğü insanlar bize, dinimize sımsıkı sarılmaya vesile olsun. Namazsız hayattan, ibadetsiz hayattan, ibadetli hayata geçmeye vesile olsun. Kısım akrabayı unutmanın ne demek olduğuna, konu komşuyla küstürüp ayrı ayrı yapmamızı ve bunları unutmamıza, bunları anlamamıza vesile olsun. Vesile yapalım. Ve inanmayanların, Allah demeyenlerin iman etmesine vesile olsun bu hastalık. Ve en önemlisi de şu anda hastane köşelerinde inip inip inleyen, anladım artık Allah'ım hayatım ve nefesim ne kadar kıymetli olduğunu anladım artık deyip çare bekleyen, şifa bekleyen hastalarımıza şifa ver Allah'ım. Şifa ver Allah'ım. Şifa ver. Şifa ümin Allah'ım. Şifa sendendir ve doktor ilaç vesiledir Allah'ım. Vesile. Aziz cemaat, muhterem müminler, geçen hafta kollarımızı yıkamıştık Cuma'da. Siz devam ettiniz tabii ya, devam ediyorsunuz. Abdest alıyorduk ya, hatırlayın. Sağ kolumuz, sol kolumuz ne diye petekle etmişti? O 3 defa yıkayış, tekrar yıkayış. Olmadı acaba, kuru mu kaldı? Sünnet ne güzel değil mi? Sünnete uymak. Ne ibadette şüphe bırakıyor, ne abdeste şüphe bırakıyor. Kuruya kaldı mı acaba, kalmadı mı kolumda? 3 defa yıkıyoruz. Ve demiştik ki sağ elimi kulumu yıkarken ben Allah'ım emretti, boşuna emretmedi. Bu kol, bu el günahlara ve dünya ile temas en çok olan uzvumdur benim. Yıkıyorum Allah'ım. Temizliyorum Allah'ım. Ve bunlar da işlediğim günahları da alıyor Allah'ım. Bak melek var sağında solunda kiramen katibin. Yazıyor. 1 dakika 1 saniye bile beni boş bırakmıyor. Beni gözetliyor. Beni kayıt altına alıyor. Defteri amelim Allah'ım. Yazıyor defterime. Al sana. Büyük küçük ne varsa yazmış. Göreceğiz. Hani çocuğun eline kardeyi verirsin ya. Hepsi başta aşağıda zayıftır, geçersizdir. Bazı çocuklar kaçar eve gelmez. Bazı çocuklar utanır yerinde, hele arkadaşlarının karşısında. Utanır insan değil mi? İşte mahşer gününde günahlar ortaya çıktığında, defter ortaya saçıldığında, insanların önünde açıldığında, başlar sonra günah.
Neler yapmışım ben? Utandırma Allah'ım. Amel defterim sağ kolumu yıkarken sağımdan almayı, sol kolumu yıkarken Allah'ım soldan alıp da beni cehenneme yuvarlanmamı önüne Allah'ım vesile yapacak bu abdestim Allah'ım diye kollarımızı yıkarken amel defterimizi alışımızı hatırlayalım. Bu şevkle, bu azimle, bu gayretle, bu tefekkürle günde 5 defa amel defterim, amel defterim acaba sağım mı, solum mu, nereden gelin, sağımdan almayı nasip et Allah'ım diyenleri Rabbim mahkum eder mi hiç? Ateşine atar mı hiç? Atmaz. Öyleyse öyle sağlam bir abdestle geldiniz elhamdülillah. Sonra kollarımızdan sonra nereye geliyordu sıra? Abdest ayetini okumuştuk. Başımız değil mi? Hafta ortasında da biz bunları anlatıyoruz. Öğlen namazlarından önce. Şu anda abdestin sünnetlerini anlatıyoruz. Nerede kalmıştık abdestin sünnetlerinde? Sakalı hilalledik, parmakları hilalledik. Efendim ondan sonra kulakları anlatmıştık. O sünneti anlatırken biz hafta içinde öğrenden başımıza mesletmenin farz olduğunu ama sünnet de var bunun içerisinde demiştik. Bu baş var ya göğe en yakın yer değil mi? Gururlanamaz ki insan ne kadar yüksek olsa da erişemez dağlara. Arşın gölgesi var ya o mahşer günü, yaklaşan güneş var ya beyinleri tokurtadan, adeta kaynatan o mahşer günündeki güneş. Buradaki güneş zerre ya zerrecik. Güneş yaklaşacak da yaklaşacak, beyinler kaynayacak. Nerede peygamberim? Her insan derdine düşecek. Şefaat uzmayı isteyecek. Bir an önce hesabımız görürse de gitse, cennet mi cehennem mi bilse diyecek. Allah'ım işte o günde, Allah'ım o günde başımı ben neden hissediyorum biliyor musunuz? Ben başıma hafifçe su alıp döküp de başımı hem kirlerden arınsın hem de mahşer günü toplanınca arşın gölgesine gireyim diye bahsediyorum Allah'ım. Dedik değil mi? Böyle düşündük değil mi? Bu niyetlerle, bu ihlasla, halisane, samimane olarak Allah-u Teala'nın huzuruna çıkmak için böyle bir hazırlık yaptık. Başım dedik. Beni her tarafa götüren başım dedik. Gözlerim başında dedik. O götürür beni her yere. Bu başım var ya, yarın arşın gölgesinde girebilecek mi acaba dedik mesela. Bir de kaplama mes var biliyorsunuz. Başımızın 1/4'ünü mes etmek ıslak elde 1/4 olarak ön tarafı, başımızın ön tarafını üstünü biliyoruz böyle değil. Islak eli evet çekiyoruz ileri geri. Mesela yıkamak değil, ıslak elin sürülmesidir. Başımızın 1/4'ünü ıslak elle çekerek ileri geri. Uydu değil mi kafiye? İleri geri. Evet. Ama bir de kaplama mesleğinden bahsediyor Efendimiz. Gerçi benim parmaklarda eksiklik var değil mi? 2 yaşında daha bilmiyorum, kesmiş makine. Bu da vesile olmuş bizim okumamıza belki. Size hitap etmemize, bulmamıza, her şeyde bir hayır vardır diyoruz. Evet, etkik de olsa fark etmez, var olan da. Islak ellerimizi kaplama mesh yapıyorum. Dur. Kaplama mesh yapıyorum, yapalım. Islak elle, evet, mesh'e başladım. Arşın gölgesine girebilirim mi? Aa, yavaş yavaş gidiyorum, onu düşündükçe. Gireriz inşallah, gireriz inşallah. Evet, çektim arkaya ve öne. Her tarafımız bu.
Başın her tarafını meshetmek, kaplamak mesh sünnettir. Yıkamayın ha! Yıkamayın, yıkarsınız. Kafayı üşütür, öyle de diyorum. Hastalanırsınız yani. Kurumaz sonra saçlarınız. Bu havada ıslatmıyoruz. Onu önceden yapın, kurulayın duş alırken. Ama mesh yıkamak değildir. Mesh ıslak elle, ıslak elimizi oraya sürmek demektir. Başa kaplama mesh, her tarafını mesh etmek demektir. Her tarafını mesh edersek sünnete uygun olur. Rabbim kabul etsin. Arşın görürüz. Yevmele yapın. İnşallah arşın gölgesine girenlerden olasınız. Rabbim bizi o yedi sınıf insandan yedisi eylesin. O gölgenin bulunmadığı, o mahşer günde gölgelenenlerden eylesin. İşte o da buradan geçiyor. O başını meshederken acele et. Rabbim de, Allah'ım de. Biraz sonra huzuruna çıkacağım gibi mahşer günü hep birlikte çıkacağız. O gün de işim zor olacak. Beni arşın gölgesine al Allah'ım diye bu düşüncelerle, bu dualarla meshedelim. Öyle Rabbim olsun. Alır sizi gölgesine. Alacak inşallah. Sonra kulaklarım da sıra. Kulakları meshetmek sünnet farzlar arasında değil. Ama İmam-ı Ahmet bin Hanbel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in şu hadisini de almış. Kulaklar başkandır, başa aittir diyerek kulakları feshetmeyi de çok önemli derecede, yani vacip olduğunu söylüyor. Farz derecesinde feshetmek önemlidir diyor. Ama bu hadis-i zayıf olduğunu söyleniyor. İlim erbabı tarafından. Biz en iyisi sünnet olarak biliyor, kabul ediyor İmam-ı Azam Hazretlerine göre ve serçe parmaklar suyu değiştirin. Ayşe sahabeden Abdullah bin nokta nokta hatırlayamadım gördüm diyor Efendimiz'i. Abdest alırken eline ikinci suyu tekrar başını meshettikten sonra su aldı ve kulaklarını öyle meshetti. Tekrar su aldı. Bazıları elinin ıslahıyla yani başını meshettikten sonra o ıslakla kulaklarını meshetti. Hayır, Efendimiz tekrar su alıp ondan sonra serçe parmak kulak içinde, baş parmak kulak arkasında meshetti. Rabbim kabul etsin. Ettik değil mi? Neymiş bu? Sünnet. Ne diyeceğiz? Adam bir ömür geçirdi. Bu kulak ezanları duymadı. Dinlemedi ki. Dinlemedi ki. Ne dinledi bu kulaklarla arkadaş? 60 senelik bir ömür geçirdi. Bu kulak seni ele vermesin ya. Şahitli gidecek değil mi? Cidüdihim ve şehit hayatım. Bu kulaklar 60 senelik ömrümde Allah'ım hep koştum Kur'an'ın sesine. O mukabelede bu kulak seni duydu Allah'ım. Ana rahminden geldik mezara, bir mezara aldık, indik mezara. Bir kefen aldık, indik mezara. Nice han, nice sultan gelip geçti. Bu dünya penceredir, bakıp geçti. Baktım, kulak verdim ve duydum Allah'ım. Neyi duydum? Seni duydum Allah'ım diyebilecek. Bak diyeceğiz de Allah'ım hep birlikte. Ezan-ı Muhammedi'yi duyduk. Cuma olduğunu duyduk. Bu kulaklar duyurdu bize. Bu kulaklar kirlenmesin diye, toz toprak içine kaçıp da heder olmasın diye, kötü şeylerden uzak, seslerden uzak olsun diye mesleğiniz Allah'ım.
Sen Kur'an'ı dinleyen, okumayı bilmesen de Allah'ım. Ama nerede bir Kur'an sesi var? Nerede bir sen anlatıyorsun, anlatılıyorsun? Din, iman, güzel şeyler anlatılıyor. O ortamlarda, o halkalarda, o toplumlarda, o yerlerde bulundum ve dinledim kulak Allah'ım. Bu kulak, bu bedeni yapma Allah'ım derdi. Ama ne yapacağız? Oyun, eğlence, şarkılar, türküler ya olmasın mı o? Yani şikabani şeyler. Hep bunları dinlediyse kulak, kulak seni ele verir ya. Gir ateşe der ya, ne çektim senden dünyada? Falan derdi. Onun için kulaklarımızı meslederken, Allah'ım bu kulakları meslediyor ama seni duymak istiyorum, seni güzellikle, Kur'an'ı duymak istiyorum. Bunları bana duyur Allah'ım, gayrısını uzak eyle. Mesela, Rabbim kabul eylesin, abdest huzurlarımızı, bedenimizi yakmasın, narını atmasın Allah'ım. El-Fatiha.